hoş geldiniz. Hoş bulduk. Heyecanlı mısınız? Biraz heyecanlıyım, evet. Bu ilişki yumağından kurtulmak, eşimden bir an önce boşanmak evet, istiyorum. Evet, boşanmak istiyorum. Hemen ekran başındaki seyircilerime kısaca şöyle izah edeyim. Siz Tekirdağ Çorlu'dasınız. Çorlu'da, evet. Ve evlilik vaadiyle dolandırıldığınız için öyle olduğunu iddia etmişsiniz. Evet. Bir mekanda çalışmaya başlıyorsunuz. Evet. Mekanda çalışırken bir kişi sizi tehdit ediyor. Evet. Bu arada mekanda çalışırken Barış Bülbül, şu anda fotoğrafı olan ve o dönemlerde sevgili olduğu Gül Hanım'la tanışıyorsunuz. Evet, doğru. Yani siz tanıştığınızda Barış'la Gül sevgiliydi. Sevgililerdi, evet. Sonra sizi Paşa isimli bir adam tehdit ettiği için. Evet, sürekli hani bu rahatsız ediyordu beni. Çok daha üst boyutundaymış herhalde. Evet. Rahatsız ettiği için ve bu kişiden kurtulmak istiyorsunuz. Evet. Barış Bey size diyor ki ben seni bu adamdan yardımcı olurum, kurtarırım dedi. Kurtaracağım, evet, diyor. Yani başınızda bir erkek olması gerektiğini, evet, söylüyor. Ve bunun üzerine Barış Bey'le sevgili mi oluyorsunuz? Sevgili. Benim o zaman çok güzel bir iş hayatım vardı Esra Hanım. Ben tek başıma yürütemiyordum. Yani Barış'ı hayatıma alayım, belki bana yardımcı olur diye düşündüm. Ama Barış benim hayatımı tamamen bitirdi. Yani beni yok etti. Barış senin hayatına girip seni kurtaracağım derken bir anda da sizin tam nikah tersine masasına oturtuyor. Evet, üç gün içinde. Üç gün içinde? Üç günü. Ben hiç tanımadım. Barış'ı yani böyle sevgi mevgi hiçbir şey yok. Ben sadece arkamda bir erkek olsun, iş hayatımda bana yardımcı olsun. Ben tek başıma çünkü ilerleyemiyordum. Çok güzel, hı, bir iş hayatım vardı. Terzi dükkanım vardı. Hayatıma girdi ve bitirdi beni. Peki siz Barış'la, Barış senin kurtarıcın olarak hayatına girdikten sonra tabii ki sevgilisi Gül'ü terk etti. Terk etti, evet. Siz evlendiniz. Gerçek bir yuva kurabildiniz mi? 15 gün çok iyiydi. Sonra Gül Hanım işte bize tekrardan bulaştı. Sürekli Barış'ın kafasını karıştırdı. Zaten 7 senedir Barış'ın hayatını tamamen bitirmiş. Yani Barış'ı tamamen yok etmiş. Barış bu sefer iki tane kadının arasında boğuldu yani. Ne bana sahip çıkabildi ne ona gidebildi. Şimdi Barış Gül'ü terk ediyor, seninle evleniyor. Evet. Siz evlisiniz. Hı hı. Siz evlenip 15 gün sonra Gül tekrar hayatınıza giriyor. Evet, 15 gün sonra girdi, evet. Peki Barış Bey, kocanız Gül'ün yanına mı gidiyor? Sürekli gidip geliyor, sürekli. Bir ona gidiyor, bir sana geliyor. Ya bizim eve getiriyordu ya da onun yanına gidiyor. Bir şekilde 15 günde bir gidemese bana hayatı zindan ediyordu. Yani ne senden vazgeçti ne ondan? Evet, ne onu bıraktı ne de beni bıraktı. Bunların baştan sonuna kadar tuzakmış. Gül sürekli kuma hayatı istiyormuş. Yani benimle birlikte onun planını yapıyormuş. Barış'a söyledin mi, konuşabildin mi? Barış sürekli bana diyor ben sana özel bir şey anlatacağım. Sürekli anlatacak ama anlatamadı hiçbir zaman. Remziye Hanımcığım, evet, şimdi normalde bir insanla sevgili bir çiftle tanıştınız. Hı hı. O çiftteki tanıştığınız adam 3 gün sonra diyor ki ben seninle evleneceğim diyor. Evet. Ya 3 günde o kadını ortada bırakıyor. Ortada bıraktı, evet. Evlendikten sonra o kadını da hayatından çıkartmıyor. Planları şuydu, Barış seninle evlenecek. Hı hı. Senin durumun onlara göre daha mı iyi? Evet, çok iyiydi benim durumum. Ve diyor ki Gül, biz üçümüz beraber yaşayalım. Aynen öyle. Barış Bey bunu size teklif etti mi? Barış söyleyemedi ama Gül Hanım bana bu geçtiğimiz ayın 3'ünde bana her şeyi anlattı. Nasıl anlattı? Ben telefonda mı, mesajla mı? Mesajla anlattı. O telefonum da bozulduğu için ben biraz mesajları Dilan Hanım'a iletmiştim. Yani şunu yazdı mı size? Remziye ben senin kuman olmak istiyorum mu dedi? Kuman olarak demedi. Dedi ki ben seninle yaşamak istiyorum. Senin yanında çalışmak istiyorum. Bana yardımcı ol. Ben hiçbir yerde çalışamıyorum. Sokaktayım dedi. Barış'ı da bana şikayet etti bir sürü. Barış benim hayatımı bitirdi dedi. Esra Hanım ben böyle bununla mesajlaştım. Ben sandım biz kavga edeceğiz, şey yapacağız. Ben buna bir mesaj yazdım. Gece saat 1'de 5'e kadar bu benim peşimi bırakmadı. Arkadaşıymış gibi bana davranmaya çalıştı. Gül Hanım. Bana Barış'ı şikayet etti. Ondan sonra bir gün sonra sabah oldu bana günaydın canım diyor. Bugün nasılsın, Barış seni aradı mı diyor. Ben şok geçirdim. Ben dedim ki ben nereye düştüm dedim. Yemin ediyorum. Bir yıllık bir ilişkiniz kaç kişilikti? 3 kişilik. Hiçbir zaman tek kişi, 2 kişilik olmadı. Şöyle bir cümleniz var. Bu, evet, saplantılı sağlıksız ilişkiler yumağının içindeyim. Evet. Gül Barış'ı, Barış da beni bırakmıyor. Bırakmıyor, aynen öyle. Barış beni yok etti. Ben 5 tane ev tuttum hepsini. Bir saat içinde. Alkol aldığında kendinden geçiyor. Bir saat sürüyor evin taşması. Bir saat.
Ne demek taşıması? Yok ediyor yani, beni alıyor tekrar eve götürüyor. Kendine zarar veriyor, beni korkutuyor. Ben inanıyordum eskiden, diyordum acaba kendine bir şey yapar mı yapmaz mı diye. Ben ona kanıyordum. Ondan sonra bir saat içinde yok ediyor o evi. Bir saat içinde taşıyıp götürüyor. Ne zaman kendinizi bu ilişkiden kurtarma, yani hangi tarihte, hangi gün karar verdiniz? Ben her gün düşünüyordum. Burası benim aklıma bir sene önce gelseydi çok karlı olacaktım. Ama hep polise başvurdum. Hep boş çıktı. Ben ne kadar polise başvurdum. Polis geldi, bir şey yapmadı. Gittiyse Barış iki katını yaptı bana. Ama şöyle, sen şimdi polise evet. gidip uzaklaştırma alıp sonra uzaklaştırma. Hiç uzaklaştırma almadım. O zaman alacaksın. İhlal edersen bu sefer de böyle git gel, ne derler, sağlıksız diyorsun ya, sağlıksız evet. ilişki. Hoş geldiniz. Dün yayından sonra bir araya geldiniz mi? Yok. Şimdi bir araya gelmeniz sadece barışma anlamı taşımıyor ya. Hani boşanma konusunda karşı tarafı ikna etmeniz, kendi içinizi dökmeniz, onu alan o eksilen duygularınızı anlatmanız için de bir fırsat. Düşünmüyorum Esra Hanım. Kesinlikle. Ben düşünmeni istiyorum. Asla düşünmüyorum. Hediyemi alabilir miyim ben? Bu pislik oyun bitsin istiyorum. Asla pislik oyun. Asla. Değil. Sen çöp tenekesini seçtin Barış. Almam ki. Lütfen. Sen beni çok iyi biliyorsun Barış. Yalvarıyorum sana. Gelmiyorsun. Asla. Asla gelmiyorsun. 80 milyon kişinin... Asla gelmiyorsun. Bak, hayır. Beni dinle. Hayır. Gelmiyorsun. Bir saniye. Hayır. Bir saniye. Gelmiyorsun. Hayır. Tamam bir hayır, saniye. Hayır, ben seni görmek istemiyorum. Tamam, hayır. Bir saniye. Hayır. 80 milyon kişinin... Hayır. Bak hayır. 80 milyon çok kişinin... Çok geç Barış. Bak beni dinler çok misin? Geç, beni çok. Dinler misin? Çok geç. Beni dinler hayır. misin? Tamam, çöp tenekesi diye. Diliyorum. Hayır. Beni affet. Yok affetmiyorum. Affedecek. Asla. Hayır affet canım. Beni. Hayır. Bırakıyorsun bunu gidiyorsun yani. Tamam. Hayır affeder canım, ben çocuk beni? Değilim. Benimle dalga geçme kalk. Dalga geçme. Hayır. Dalga İstemiyorum geçmiyorum. Seni. Hayır. Kimse benim geç umurumda yerine. Değil. Hayır. Geç yerine. Kimse benim umurumda yerine değil. Yerine geçer misin? Ben sana yalvardım tamam. günleri. Sen beni duydun mu arkadaşım? Ben, duymadım. Ben de sana yerine geçer misin? Ben de sana yalvarıyorum. Ben seni istemiyorum. Yerine geçer misin? Ben de sana yalvarıyorum. Hayır. Hayır. Bana yalvarma. Ben kabul etmiyorum. Ben sana bir sene boyunca yalvardım. Tamam, ne değişti? Tamam, ben de sana ömür boyu yalvarıyorum. Hayır, hayır. Ben seni çöp tenekesine gönderiyorum. Hayır ya. Ömür boyu geçer yalvarıyorum. Geçer misin yerine? Tamam. Lütfen bak, yerine geçer affet, misin? Beni affet, geçeceğim. Beni daha fazla rezil etme ya. Etmeyeceğim hayır, ben seni rezil. Yerine geçer misin? Tamam, beni affeder sen misin? Sen çok komik bir insansın. Tamam, beni affeder tamam, misin? Tamam, yerine geç. Hayır, asla. Lütfen. Hayır. 80 milyon ben kişinin seni kime gönderdim? Özür dilerim. Sen çok hata yaptım. Hayır Barış. Hata yaptım. Hayır canım. Hatalar ne benimdir. Alaka? Oyunlar senden bitti. Senden özür diliyorum. Oyun bitti Barış. Tamam. Tamam mı? Başkalarının oyunu sokakta bitti. Benim yaşıyorum oyunum senin bitti. Yüzünden. Oyun bitti. Ben, çık karşımdan. Bir hayır. Saniye. Hayır. Ben sokakta kalk. Yatarım. Kalk. Sen sokakta yatamazsın. Tamam kalk. Dünle beraber ama. Ben buraya... Üçümüz değil mi? Kalk. Hayır. Kalk, üçümüz kalk, değil. Kalk, ikimiz. Kalk. Sen git, sen kalkmıyorsan ben kalkıyorum. Ben kuru ekmek hadi. Yerim, sen hayır, yemeğini yiyeceksin. Hayır, eve gidene şimdi Barış, kadar. Eve gidene Barış, kadar Esra Hanım. Tamam. Eve gidene kadar. İki soru değil. Daha. Siz odanın içine gidene kadar. Hata yaptım, bir yıl boyunca ben sana yalvardım dedim. Ben bir sene boyunca Esra Hanım yalvardım. Çocuk gibi ben yalvarıyordum ona. Bize sen de ben hata diye. Yaptım dedin. Neydi hatan? Hatam buydu. Ben kendi 80 milyon kişinin önünde özür diliyorum kendisinden. Neydi hatan? Yani bir kere görüştüm, konuştum. Bir kere görüştüm. Arkadaşım ne bir keresinde evet. ya? Evlendikten sen sonra. Evet onu dün de sen dün rüya demiş. Mı görüyorsun? Yan ne yana bir mı geldiniz? Dün efendim? Yan yana mı eve geldiniz? Eve getirdi ya. Dedim bir ya. Bir geceyi beraber getirdi. Mi geçirdiniz? Beraber gece geçirmedim. Üç gece, ben üç kapısının gece. Önünde yattım. Hayır. Uyuttuktan günle sonra. Hani vakit geçirdin. Geçirdi evet. Hayır eve geldi, ben gittim dükkanın kapısının önünde tamam, yattım. Tamam işini hallettikten sonra geldim. İşimi halletmedim. Tamam mı? Yemin ediyorum yap. Bak sen bana bir sene yalvardın. Hadi. Ben sana çocuk şunu gibi. Anlamıyorsunuz. Yan yana hayır. gelmeniz, fiziksel anlamda başka şeyler yaşamanızdan bahsetmiyoruz. Onunla hala aynı ortamda bulunuyor, iletişim kuruyor olma. Dünden... Remziye Hanım'ın kırmızı çizgisi. Aynen öyle. Sen o kırmızı çizgiyi geçmişsin, bu saatten sonra ben sana ve senin af dilemene ikna olmam benim için bitmiştir diyor. Yok ben af oyun diliyorum. Oyun oynuyor. İkiniz de rol yapıyorsunuz. Tamam. İkiniz de. Ne rolü bu? Ne rolü? O seni doldurdu dedi git böyle böyle yap ondan sonra biz tekrardan başlarız. Ben sizi bilmiyor muyum hayır sanki? Hayır aşkım. Ben sanki bilmiyorum. Bak 80 milyon şahit oldu. 85 milyon oldu nüfus. Esra Hanım. 85 ya ben sizden bir saniye beni... bir dakika bana izin ver. Bir dakika.
Eğer ki ben sana bir tane bir hata yaparsam... Hep söylüyorsun. Ya lütfen. Her gün söylüyorsun tamam, Barış. Bak ilk ve yemek son... Yemek kadar söylüyorsun, ilk, içmek kadar. Her gün o lafları söylüyorsun. Bak, ilk ve son söylüyorum. İlk ve son söylüyorum. Senin kendin istediğin şekilde olacak. Hayır. Ben imzamı atacağım. İstemiyorum. Psikoloğumuzla da bir araya geldiler. Tabii ki o görüşme onlara özel bir şey olduğu için o bölüm yayınlanmayacak. Evet. O görüşmede neler... Dur Barış. Kalbim duracak Esra Hanım. Heyecan. Heyecan. Bu barışma hangi şartlarda gerçekleşti? Yani dediğim gibi bayanın buraya gelmesini istedim. Barış'ı teslim edecektim çünkü uğraşamam ben bu iğrenç oyununa artık dedim. Barış da çocuk tabii. Elinden birini tutması lazım. Evet, kim nereye çekiyorsa gidiyor. Bir de otelden falan herkes dediler işte senin işin bittik bir durumda. Benim zoruma gidiyor. Benim eşim hiçbir zaman bitmeyecek. Ona sahip çıkacağım. Ben de seni baş tacı yapacağım her zaman. O tarafa da hiçbir şekilde gitmeyecek. Dün de ben şans tanıdım. Onlara gelmedi. Gelseydi alacaktı, gidecekti. Peki şu ifadenin benim için çok önemli. Ben Barış'ı ona teslim edecektim. Niye Barış hep birine teslim ediliyor? İstiyor bayan sürekli. Benim eşim diyor. Eşi sağsın götürsün. Ben kimseyle uğraşamam. Açık ben nasıl söyleyeyim. Şimdi nasıl Barış'a güvendin? Tehlike hep var hayatta. Ayşe olmasa, Fatma olmasa. Onun yok ki. Onlar hiçbiri yok. Hiçbiri yok. Barış'ın hiç kimseyle işi yok. Yani aslında burada isimler önemli olan değil. Bir sen Barış'a güvenmiyorsun. Sadece Barış'a güvenmeye nasıl karar verdin? Bir kişi var sadece. Ben eşimi affetmedim de yanında olmak istiyorum. Sadece öyle söyleyeyim size. Ama affetmedim yanında. Nasıl yanında olacaksın? Ya sahip çıkacağım işte ona bir şekilde. Yardımcı olacağım. Bu pislikten kurtaracağım onu. Niye teşekkür sahip çıkıyorsun, ben yanında oluyorsun? Kızım sen kendine sahip çık ya. Koca adam baksana. Ben sahip çıkacağım Esra Hanım. Affettim. Öyle bir karar verdim. Yani. Ben sahip çıkacağım. Ben dün yayından sonra ben aldım mesajı. binadan çıkıyordum. Baktım bizim burada böyle U koltuklar var böyle geniş geniş. Bir baktım bunlar şey bey oturmuşlar. Hani böyle konuşmada şey olur ya hissedersiniz o konuşmanın yan yana değiller. Hani ama böyle biri bu koltukta oturuyor biri buradaki koltukta oturuyor. Hani yeni tanışan insanlar birbirlerine bir tarif verirler. Ne bileyim bir burcunu konuşurlar. Hani o ilk tanışmanın getirdiği acemi sorularla diyalog, öyle bir haliniz vardı. Evet. Bugün bunu bekliyordum açıkçası. Barış mı kendini affettirdi yoksa Remzi'ye mi affetmeye karar verdi? Hepinize soruyorum. Barış mı kendini affettirdi, Remzi'ye mi affetmeye karar verdi? Ben karar Remzi'ye affetmeye karar verdi. Bence de Remzi'yi affetmeye karar verdi. Zaten bir sorun daha var. Sürekli telefon geliyormuş ve Barış tehdit ediliyor. Ne? Telefon geliyor sürekli Barış tehdit ediyorlar. Onu da söylesin kim senden ne istiyor. Sen niye sürekli telefonla bağırarak çağırarak konuşuyorsun? Ne diyorlar sana ne yapmak istiyorlar? Kim tehdit ediyor? Tehdit değil de ikimizi ayırmak sadece. Ama ben zaten düşündüğümde şu olacak canım. Şimdi evimize gittiğimiz zaman benim hattım değişecek komple. Hat önemli değil. Değişecek, her şey değişecek. Yüzden hat değişsin. Bir daha değil. Buranı değiştireceksin. Buram da değişti. Sen beni affettin, buram da değişti, her yerim değişti benim. Ben bayanı merak ettim açıkçası, ne yapmak istiyor? Sizi sadece... niye ayırmak istiyorlar ve bu telefonlar hep sizi ayırmak üzere gelen telefonlar? Ya işte dünkü yayında dediğim gibi hani bir kin tutma gibi meselesi. Açıkla bana. Ya hani 7 yıl beraberlik yaşayıp da 3 günün içinde bir sokağa atmak aynen. Karşı kin, ben nefret. Ben ne olacağım diyor sürekli. Ama bizi kimse ayıramayacak. Karşılığında da evi istiyormuş Esra Hanım sürekli. Barış'ın bir tane evi var, evi vermesi gerekiyormuş Barış. Peki affedildiniz. Teşekkür bunu ederim siz mi size başardınız? De affedilmeyi siz mi başardınız? Yoksa... Eşim başardı. Remziye'nin vicdanı her size... zamanki gibi benden geldi. Eşim başardı. O zaman senin ne yaptığın çok önemli değil ki. O kendine göre karar veriyor. Yok. Onun kararı benim için her zaman önemlidir zaten. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmez. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.